kızlarım, günaydın. Saçıma başıma bakar mısınız? Özellikle zaten toplamadım ki sizinle beraber sabah bakımı yapalım. Saçımızı başımızı bir toplayalım. Şu benim gözümün altında. Aslında dün hiç makyaj yapmadım ama ondan önceki bu 2 gün önce neredeyse gözümü kör edecek şey vardı ya. Şu tonikle bir sileyim ama aslında daha yağlı bir şey lazım ki şunlar çıksın. Toniği yine de bir uygulayayım. Hayırlı cumalarımız olsun. Rabbim evlerimizi bereketlendirsin. Ay, çok güzel kokuyor. Ama sanırım cildi kurutuyor, biliyor musunuz? Bana öyle geldi, bilmiyorum. Kameranın çok içine girmeyeyim. Çünkü izleyicilerim evdeki kocaman salonlarındaki televizyondan, ekrandan açıyorlar, beni izliyorlar ve dün bir izleyicim Hülya'cığım, öpüyorum seni canım, DM'den resim atmış, ekrandayım böyle konuşuyorum ve televizyona bağlamışlar, salonda ailece seni izliyoruz Nigar'cığım demiş ve orada bir baktım, tabi televizyonda büyük olunca ben de çok kameranın içine girince ne oluyor bu sefer, yapış Nigoş şey, kameranın içinde konuşuyordu. Evet. Aslında uzun zamandır bu rutini yapmıyorum. Ama artık cilt iyice siyahlaştığı için karardığım için kapkara kız oldum. Ay. Çok güzel. Kapkara kız olduğum için artık birazcık cilt bakımları başlasın dedim. Önce nemlendirici kırışıklık karşıtı kremimi sürüyorum. Daha farkındaysanız göz altına hiçbir şey yapmadım. Orayı şimdi sileceğim. Pamukla. Çok güzel akışkan bir dokusu var bunun. Kalan kremi de ellerimize sürüyoruz. Normalde el kremi değil bu, sadece yüz kremi. Ama fazladan olunca da böyle bol bol ürünü kullanmak aslında hiç iyi bir şey değil. Bir yandan da bitirmeye çalıştığım kremlerden biri çünkü artık bitsin, şuna geçeceğim. Bir de Yusuf'un orada Diaderma'dan kırışıklık karşıtı bir krem aldım. Bir de bu var, L'Oreal. Buna başlayacağım. Buna Emotion hediyesiydi canım benim, sağ olsun. Vitaminler, temel mineraller, uzun süreli nemlendirme, nemlendirici jel krem, ferahlık veren, güçlendirir, ferahlatır, nemlendirir. Böyle L'Oreal Paris'ten bir krem. Buna başlayacağım. O yüzden bu diğer cilt nemlendiricileri bitirmeye çalışıyorum. Yusuf geldi galiba. Kapı açıldı da. Tabii önce kahvaltıya geldi. Hemen geliyorum. Aşkım çay suyunu koy. Bir şeyler yiyelim. Evet, tahmin ettiğim gibi gözümün altında siyahlık var. Ta 2 gün önceki gözümü kör eden rimel kalıntıları. Çay suyu koy, geliyorum canım. Yusuf işe gitmiş de ekmek almış gelmiş. Hemen kahvaltı yapalım. Aynen ya. Bak daha iyi oldu. Ben de diyorum siyah artık göz altı torbalarım oluşmaya başladı. Hayır. Kalıntıymış. Tamam, daha iyiyiz. Dudağımızı da nemlendirelim. Saçlar toplanacak bu arada. Şurada kremleri iyice yedirememiş. Yusuf daha iyi ama ağrısı var hala. Ruju niye sürüyorsun? Kahvaltı yapacağız. Evet. Bu kadarız. Küçük bir parfüm fıslatalım. Evdeyiz ama olsun. Bakıma başlamışken bir tane yaptım sadece. Saçlarımı taramadım. Saçlarımı dışarıda tarayacağım. Gerçi bugün el süpürme silme işi var programımda. Allah'tan bir mani çıkmazsa. Şöyle sıkı bir at kuyruğu. Tamam. Gidelim kahvaltıyı hazırlayalım. Demir çay içireyim benimkine. Sonra yatağı falan toplayacağım. Daha hiçbir iş yapmadım, sizinle beraber yaparız diye düşündüm. Bence de. Ama sen onu yıllardır kullanıyorsun. Yıllardır kullanıyorsun. 3 aydan belli bebeğim. Şey mi acaba?
Ben artık mideme başka bir şey gitmeyince bence bağırsaklarda başka bir şey de yok. Akşama doğru onu yiyorum. Bir de sadece gece gelince senin hazırladığın yemeği yiyorum. Ha anladım, şeyden diyorsun. Öğlen açlığından oldu senin bu şey. İsaratlı. Sadece poğaçadan diyorum. Sabah sadece poğaça. Yeme poğaça, ben de sana zaten söylüyorum poğaça yemeği. Onun için sabah onu yaptım ya, kahvaltı yapalım. Tamam canım, iyi düşünmüşsün. Doğru mu? Doğru, çok haklısın. Şimdi hindifimi almış, kaşar almış. Bunları bir tabağa hazırlayalım. Domates salatalık doğruyor. Yani o kadar parayı ona vereceğim. Ben de zeytin falan çıkarayım. Arası uyandıralım. Benim kahvaltı tabaklarım doluydu galiba. Şu an kutuya gidecek de oraya atabilirsin çünkü. Domates çok doğru ama yenmez arkadaşlar. Yarımı ne yapayım şu an o zaman? Tamam kalsın, bir şey değerlendiririz. Salatalıkla doğruyorum. Dükkanları açtın mı? Açtım. İbo dükkanındaydı. Yıkamamıştır belki. Makineyi çalıştırdım. Bunlar da çok sağlıklı değil ama hadi neyse. Şu paket ürünler. Biber var mı dolapta acaba? Varsa koyalım. Şimdi zeytinyağı da koyacağım. Şimdi unuttunuz. Oh. Saklama kabına bunları alayım mı? Kuruyor çünkü. Hı? Kuruyor bunlar ama poşete geçireyim. Sevmeyecek onu. Şey yapalım mı? Neyse. Üstüne sürüyoruz paketlerini. Bak buraya bezi al. Ben peynir falan da koyayım mı? Var, ben hepsini çıkardım. Yumurtayı nasıl yiyeceksin ona göre kıralım. Sen yiyecek misin? Ben ucundan alalım. Hmm. İstediğin gibi yapabilirsin, ben seviyorum hepsini. Fark etmez. Acı biber de değil mi? Evet, acı biber güzel oluyor. Söyle şey. Nerede açtın? Var orada poşette canım. Hepsini tüketmişiz. Hayır, geçen en son söğüşe kullanmıştım. Yok, tamam. Taze çıkmış. Migros'tan mı aldım bunları? Taze bir sefer topluyor. Neyse, zeytinyağı çıkarayım mı? Olur. Tuz dökmüş müydü? Akçada var mı? Var. Tuz döktüm. Sana faydası var. Ben yumurtaları kırayım ama çay daha demlenecek. Şu yumurtaları dizeyim. Salatalık ne güzel koktu. Son zamanlarda almıyorduk çünkü öyle bir farklı bir tadı vardı. Yusuf sevmiyordu. Acur bulunca taze acur alıp yiyorduk. Salatalık yerine. O da güzel oluyor. Salatalara da güzel oluyor bu arada, bilginiz olsun. Hani pazara falan çıkıyorsanız zaten pazarda genelde taze olur. İki kaşık zeytin atayım mı unuttum? Şu bir şey ezine peynir aslında bitirmemiz lazım. Yiyeceğim şu an. Labne falan çıkarıyoruz ama.
Doğru olunca şey, labne kaşar maşar olunca ezine bitmiyor. Burada ne var? Bu pastırmayı da bitirersin. Al bakalım pastırmayı da. Yumurtanın içine atabilirsin. Yumurta pastırma. Pastırmalı yumurta. Bak bitsin. Yapayım mı? Kaymağı lütfen artık bitirin. Kaymak bir daha uzun zaman alma. Küçücük de olsa bitmiyor. Geçenkinde de şeye attım onu da. Difrizde. Bitmedi. Attım difrize. Ne yapayım? Sonra dedim kendi bir hamur işine bir şey de kullanırız. Bu suyun da sanki altına taş konuldu. Hiç kaynayamadı. Daha üstünü bile demlemedim. Şimdi işte yumurta eklersem yumurta su olacak çaya kadar. Nasıl yapalım? Vallahi çaydanlık dedik sen bana laf edemezsin. Fazla demlemene gerek yok. Tamam az yapacağım zaten 3 bardak. Çünkü çayını da zaten az koymuştum. Çamaşır attım hemen. Koyu renklerim vardı. Ondan sonra bir banyoya, klozete, duşa kabine her yere köpüklü çamaşır suyu sıktım. 2 gündür dezenfekte etmeye çalışıyorum her yeri temiz olsun diye. Buna acı atsak güzel olur mu ya? Güzel. Biber. Karabiber acı. Karabiber dedi tabii. Hayır, sana acı olmaz. Bu daha çok yapar bağırsaklarını hareketlendirir. Hayır. Az kaydan. Temizlendi zaten. 2 gündür bağırsakta bir şey kalmadı ki. Mahvoldun. Şimdi sen 2 gün bir şey de yiyemedin ya doğru. Şey açlık vardır. Depolaman lazım bolca. Dün balık falan yedi de biraz da iyi oldu ona. Balık, kalamar falan. Ay şunun köpüğü de vuracak şey. Buharı da elim yakacak. Altını kısalım. Bunun ağzını da kapatalım o birazcık. Kendi kendine pişirsin. Yumurtanın sarı gözü birazcık şey sıvı kıvamda da olsa olur. Şey yaptım. Banyo demişim. Yatak odam bu sefer güneşliklerini açtım. İçerisi böyle şey olsun diye. Ya şurayı da açayım biraz sabunla. Güneş ışıkları içeri iyice ısıtıyor diye açmıyorum güneşlikleri. Sergiyle sıcaklığım dışarısı. Ben hiç daha ne terasa çıktım ne bir şey. Feci bir sıcak olduğunu düşünüyorum ama. Yakmayayım dedim, elimi yaktım. Arasa hiç seslenmiyorum bile, kalkacağını hiç zannetmiyorum. Aa, niye öyle taşırdın ya? Akşama da yeter o. Aras mı? Geç mi uyudun? Ben görmedim uyudun. Ben seni uyudum. Ha, sen ne haberin? Bence çok geç uyumadı ya. Çünkü televizyonu kapatmış, ışık açıktı. Çok geç uyuduğu zaman televizyon açık kalıyor. Bayılıyor. Kontrollü uyuduğu zaman televizyon kapatıyor. Yani öyle düşünüyorum bundan. Afiyet olsun bize. Şekerleyelim. Ben şekersiz çay içsem ne olur güzel olur. Bak şurada da poşetli ekmeklerini, böreklerini. Oradan götür restoranta. Orada da kimse değerlendirir. Aşkım onlarda kadar bir sürü ekmek. Şey yapsınlar. Benden cips istedi. Ben de hayır dedim. Aras şekeri götürdü.
Neyse, şekerin dökülmesi iyidir derler. Yumurtayı çok tuz atmadım. Pastırma tuzlu ya, bir bak bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Söğüşün şeyleri çok mu büyük olmuş? Soğanları canım. Dağ kekiği bulamıyoruz canım ya. Dağ kekiği olsa ah ah, her şeyi bir güzel tat veriyor ki. Biraz az pişmiş böyle seviyorum ben. Bunu deli mi senin için? Ekmek yiyeceğiz tabii. Bunlar ekmeksiz nasıl yensin? Şu kadar ekmek yiyeceğim yani şöyle. 1-2-3 dilim mi oluyor? Ah ne koşak. Bu nasıl diyet? Öğlen yemeği yapacağız. Hem öğlen hem kahvaltı diye ben de hesaplıyorum bunu zaten. Hadi bismillah. Yusuf ustayı yolcu ettik. Şu kaşarları, şu peyniri atayım. Şu bir tane salam kaldı, onu da koyayım. Birer dilim yedik ama. Bak bu kaymağı yine dokunulmadı. Ben o kaymağı hemen şey difrize atacağım olduğu gibi. Şu üçgen peynirler daha duruyor. Zeytinyağı. Buna zeytin ilave etmem lazım. Zahter de iyice bitsin. Kabını yıkadıktan sonra ilave edeceğim. Aslında bir bardak daha çay içebilirdim. Ama kalkayım işlerime geçeyim. Saat 12 çeyrek geçiyor. Dükkanda gideceğim ya daha. Çok şükür doyduk. Günümüze şükür. Yusuf evde yediği gibi iştahlı, hiç kimse de hiçbir yerde yemek yemez. Yani öyle bir huyu var. Onun illa evde hazırlanmış böyle sakin sessiz ailesiyle, kendi elleriyle, karısının elleriyle yemek yiyecek. Dışarıda çok nazlanarak yiyor yani. Dışarıda dediğim işte yani misafirlikte olur, annemin yaptığı yemek olur. Kendi annesinde böyle çok doyurucu şey yapıyor. Aman aman iştahlı yemiyor. Evde çok böyle karnını doyurduğu için benim içime siniyor açıkçası bu durum. Şey açısından siniyor yani. Ondan dolayı da kahvaltıları, hani ben normalde kahvaltı seven bir insan değilim ama o böyle verimli, karnını doyurduğu için öyle söyleyeyim. Ben de şey yapmıyorum. Kahvaltı fırsatı olduğumu kaçırmıyorum. Kendi başıma hazırlamam, üşenirim. Ama o geldiği zaman böyle dükkanda kahvaltımızı hem öğlen hem kahvaltı niyetine. İnsanın derler ya, evde karnını doyurup bir yere gitmesi o kadar önemli bir şey ki. Bir ara sezon başında kızlar da varken, hani Diana da bizimle çalışıyordu falan, şey yapıyordum, öğlen araları gelip işte mutfakta bir şeyler hazırlayıp, hatta şey düşünmüştüm bir ara, tüp koyayım orada hazırlayayım, tabak çanak götürdüm falan. Olmadı, gene de olmadı. Yani mutfak tam anlamıyla olmadığı sürece iş yerinde o yemek düzenini kuramıyorsun. Yani bir tezgah olması lazım, bir lavabo olması lazım, bir ocak yerinin olması lazım. Demek istediğim bunlar. Sandviç mandviç evet yapılıyor, geçiştiriyorsun ama şey değil. Evdeki rahat şeyi, o yemek ortamını, çeşidi kuramıyorsun bir türlü. O yüzden iş yerlerinde mutfakları olanlar çok şanslı. Biz de şanslıyız. Ben gene aç kalmıyorum. Hani annemin orada sürekli her şeyi yiyorum ama dediğim gibi Yusuf çok seçici yani. Şey yapamıyor. Ne kadar olmasa da öyle evde gibi doyurucu yemiyor dışarıda. Ya da annemin orada. Ve sebzelik bölümümü silmem lazım buzdolabında. Ben bugün komple evi süpüreceğim.
Özellikle mutfağın yerlerini tekrar göstereceğim. Kızartma şeyinden, yağından sonra sandalyeleri bir kaldırayım, altlarını falan güzelce sileyim, süpüreyim. Fiber bezle, böyle pamuk bezle ya da şeyle, silikonlu suyla sildiğim zaman masa parlıyor. Öbür türlü böyle mat mat oluyor. Falan komple sil süpürge yapılacak. Şu sandalyeleri de kaldırayım koltukların üstüne. Aslında Diana'yı çalıştırsam o da süpürür çünkü öyle aşırı bir şey yok. Kırıntı falan. Ama elektrik süpürge daha hızlı olur. O çünkü koltuk altlarına falan da giriyor aslında. Memnunum, kendine geldi artık. Yatak odamdaki gözlük çekmecemi yerleştirdim. Darısı diğer çekmecelerin başına. Şu zeytinyağımızı kaldıralım. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Kediler oraya yerleşecek. Bugün aynı zamanda bir çamaşır günü sayılabilir. Şu baharatlık bölümüm komple boşaltılıp temizlenip baharatlıklar yıkanıp, hatta yeni bir baharatlık ya da küçük küçük kaplar almayı düşünüyorum ama bakacağız. Bu düzenlemeleri falan tabii ki hepsini sezon sonu. Şu anda bu yoğun gündemde kendime ekstra ekstra işler çıkarmıyorum. Güne bir gün rutin neler varsa o işleri yapıyorum, satmıyorum sadece. Tezgahımızı silelim, bulaşık makinesini boşaltalım. Klimada da insanın cildi çok kuruyor, biliyor musunuz? Yani aşırı derecede şey, içerideki o bütün havayı, oksijeni alıyor ve kurutuyor insanı. Cildim şey gibi, gergin yani böyle. Ya da bilmiyorum, belki şeyden de olabilir o hissiyat. Krem sürdüken. Beyaz elbisemi giyiyorum. Paçaları çok süründüğü için işe giymiyorum bu elbiseyi. Yoksa işe giyilebilecek tatlı bir elbise. Pamuk böyle rahat bir elbise. Ama bak, burayı da leke yaptım zaten. Paçalar yere sürünüyor. Yani terliğim ne kadar yüksek olursa olsun, ki ben çok topuklu, çok değil hiç giyen bir insan değilim. Yani topuklu terlik, topuklu ayakkabı, sandalet falan. Burcumu soranlar olmuş. Benim burcum Koç. Koç kadınıyım. Zor bir burç bu arada. Yani burçların arasında bence kadın olarak en zor burçlardan biri Akrep. Oğlak da zor. Koç zor. Başak çok anlayamıyorum pek Başak'ı. Ama bana göre Akrep, Oğlak ama en önce Koç. Koç kadını birazcık zor. Aslında zor da değiliz de ne istediğimizi biliyoruz, öyle söyleyeyim. Yani ne istediğimizi bildiğimiz zaman da diğer seçenekler bize şey gibi geliyor. Sanki çok seçiciymişiz, kaprisliymişiz gibi geliyor. Halbuki alakası yok. Ne istediğimizi çok net bildiğimiz için istediğimizin dışında bir şey varsa karşımızda, bu olsun ikili ilişkilerde, bu olsun alışverişte, bu olsun yemekte, seçenekte, ben neyi seviyorsam o varsa masada tamamdır. Yoksa da hiç kendim şey yapmıyorum. Ondan dolayı şey, dik başlı gibi de algılanıyor olabiliyoruz. Çok beğen,
her şeyi beğenmiyor gibi algılanıyor olabiliriz. Ama aslında hiç alakası yok. Bir izleyicim de yazmış ki senin arkadaşın yok mu? İşte bu arkadaş konusunda da benim koçluğum çok ön planda. Çünkü seçiciyim. Yani ya bende hep ya hiç, ortası hiç yok. Yani illaki arkadaşım olsun diye de birilerini hayatımda tutmuyorum. Ben arkadaşlıktan çok farklı şeyler, beklentilerim çok yüksek. Çok verici olurum arkadaşlığımda, dostluğumda ama beklentim de çok yüksek olur. Şimdiki nesilde, şimdiki zamanda çok verici olan, canı gönülden dürüst olan, samimi olan ve güvenebileceğim de bir hemcinsin kadın olarak görmediğim için arkadaşlıklar kurmuyorum, öyle söyleyeyim. Yani bu çok yanlış anlaşılmasın ama tabii ki böyle hani çocukluğumdan görüştüğüm olur, Bursa'da okul arkadaşım olur, aile arkadaşlarımızın çocukları olur, beraber yetişmişizdir, bir geçmişimiz vardır falan filan, bunlar ayrı, kuzenler, bunlar ayrı, kuzen arkadaş değildir, kuzen kuzendir, akrabadır. Ama arkadaş dediğimi anladınız, yani komşunuz olur, bir yerde iş arkadaşı olur, tanışırsınız, dostunuz baki kalır, ne güzel, özeniyorum öyle insanlar ama ben seçici olduğum için de yalnız kalmayı tercih ediyorum. Çünkü benim kalıbıma göre yok yani. Kalıbım dediğimde işte anladınız. Kafa yapıma. Bir izleyicim de cevap olarak yazmış, o yorumu yazan izleyiciye. Biz varız ya arkadaşlar olarak. Tabii ki siz varsınız. Siz bana çok büyük bir çok fazla da potansiyeli doldurduğunuz için şöyle yorum yazıyorsunuz, DM'den yazıyorsunuz. İşte özelden konuştuklarım var. Ve sizinle o enerjiyi dağıttığım için ve size de sizden de enerji aldığım için herhalde o arkadaşlık kısmında çok bir eksiklik hissetmiyorum. Yani inşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani zaten YouTube'la çok haşır neşir yorumlar geliyor, güzel mesajlar geliyor, size güzel şeyler motive etmeye çalışıyorum. Bunlarla uğraşırken bir arkadaş eksikliği de bir yerde hissetmiyorum. Gerçekten çok doğru. İyi tanımış beni. Bizler varız diye diyen izleyicim. Öpüyorum seni. Nefes nefese kaldım. Hem konuşup hem iş yapmak galiba iyi bir seçenek değildi. Bardaklıklarım düzenlenecek. Çay bardak setlerim düzenlenecek. Yenisi su bardaklarım alınacak. Eksikler tamamlanacak ama hepsi şimdi değil. Hep erteleme psikolojisi. Biz insanlar hep böyleyiz ya. Gerçekten hep böyle hayatımızdaki her şeyi erteliyoruz. Ama benim geçerli bir sebebim var bence. Bunları böyle açıyorlar. Yarım paket bisküvi, yarım paket cips. Hadi bu benim çikolatam, tamam. Kabul ediyorum. Bunları doğru bir atalım. Tabakların içine. Abur cuburları koymuşlar. Bunları özellikle bir de sepet yapmışım. En az dolabımdaki 2-3 sepet bu abur cubur sepet. Üşeniyorlar herhalde. Kolaylarına orası geliyor. Oraya atıyorlar. Balıktan sonra ocak temizliği yaptım ama yine de bugün bir tekrarlayayım. Hani koku falan silmemişti. Sabah uyandığımda gayet iyiydi. Yani dün çünkü hemen temizledim sıçrayan balık yağları falan ama bugün de yumurta falan kızarttık. Ay bu yağ çözücü de ne kadar etkili. Boğazıma kaçtı.
Soludum herhalde. Hayır, dışarıda hiç esmiyor ki, bir yaprak kımıldamıyor ki. Pencereleri açayım da biraz doğal hava, oksijen girsin içeri. Bu sefer de çatı katı olduğu için tam öğlen saati çok sıcak oluyor, yani dayanılır gibi değil. Bir de temizlik yapıyorum, hararet olacak hareket ettikçe. Arada bolca silerken bu araya elim attığımda bazı yerlerde hala Aras'ın o demliği, ya Aras'la Emre'nin frisbee oynarken demliği fırlatıp da buraları çay ettiği lekeler arada gözüme gene ilişiyor, biliyor musunuz? Oy. Dur la, bu bezin üstünden geçelim. Bezimi yıkadım. Leke kalıyor çünkü eğer doğrulayıp da kuru bezle almazsa. Makinem sıkmaya geçti sanırım. Ya sıkma ya da ikinci turu alacak suyu. İlk devir. Bugün şeye gidecektik ya, onu erteledim çünkü başka bir işim var. 21-22'sini beklemek zorundayım. Ondan sonra da gideceğim. Zaten bir ay içerisinde halletmem lazım. Dün muhasebecimle de görüştüm ayrıntılı bir şekilde. Tam anlamamışım ben o olayı. Benim aslında anladığım kadar ciddi bir şey ortada yokmuş. Sadece bir devlet bankasına gidip hesap açtırıp, ben normalde özel bir bankayla çalışıyorum ya, devlet bankasına hesap açtırıp onu vergi dairesine tanımlatmam gerekiyormuş. Ondan sonra artık vergisi kesilir mi kesilmez mi onu şey yapacak, vergi dairesi belirleyecek. Yani ne kadar maaşıma göre olacak. Dediğim gibi tekrar belli bir kotanın üzerine bir kazanç elde ettiysem ondan sonra artık benden bir şey talep edecekler. Eğer hala o sınırda değilsem, sınır geçmediysem şey kesintisi olmayacak. Bilmiyorum yani, öyle anlattı muhasebecim. Ne kadar karayım ben ya. Bugün giderken gene şeyi söyleyeyim biz yüzümüze. Makine sıkmış, bağırıyor, beni bekliyor. Onu hemen asayım ki gitmeden önce kurusun. Toplamak zorunda kalayım. Şu karton orada niye öyle kötü duruyor? O şey blender. Blender dediğim şey işte. Orada bir de meyve sıkacağım var o köşede. Bir de güvecim var. Şurada da kahvaltılık setimin tepsisi var da bunu kullanmıyorum. Onu aslında anneme götürsem bir şeye değerlendirir. Şunların minderlerini bir ara çıkarıp yıkamam lazım. Herhalde 1,5-2 ay olmuş mudur yıkayalı? Tabii olmuştur bile, belki geçmiştir. Bu benim şarjım. Birazdan size şarja takacağım. Bu çantayı bugün artık değiştirmek istiyorum. Farklı bir çanta takalım ama yatak toplanacak. Ben dün değil... Dün akşam mıydı? Herhalde dün akşamdı. Ha, dün akşam Aras'ın nevresimleri değiştirdim. Ondan önceki ya dün sabah, dün sabah biz kendi nevresimlerimizi değiştirdik. Daha doğrusu çarşafını değiştirdim. Dün akşam da Aras'ın nevresimleri değişti. Şimdi şurada bir tane sakız kalmış. Onun için bu kutuyu taşımaya değmez aslında. Motorumun anahtarı, kulaklığım. Tane şeker. Her zaman ya bir şeker ya bir sakız bir şey bulunduruyorum ağzımda. Bunlar şeker aslında. Bugün şu sabah soğanlı şey yedim ya. Söğüş. Yusuf bana alıştırdı vallahi soğanlı sarımsağı. Normalde çok kötü hissederdim yani ağzımın içi. Ya kötü oluyorum. Mideme falan gelmiyor benim çiğ soğan sarımsak. Gelmiyordu. Şimdi onun sayesinde alıştık. Bunu tek elle açamayacağım. Onu sonra halledeyim de ağzıma atayım şekeri. Törpü taşıyorum. Başka ne var? Hiçbir şey. Bunun içinde kartlarım, nakitim varsa nakitim, bir de kimliklerim oluyor şunun içinde genelde. Makyaj malzemesi, ruj, hiçbir şey yok bakın. Ah ah ah, ne koş ne kadar sadeleşti. Eskiden öyle miydi? Nemlendirici,
Ondan sonra dudak parlatıcısı, sihirli vücudum, parfümüm, her şey olurdu çantada. Şimdi şu yüzükle rahat iş yapamadığım için takmıyorum şimdi. 5 TL. Yeni 5 TL'miz kızlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada eski 5 TL'ler artık bankamatik almıyor. Yani onları marketlere falan vereceğim. Sanırım şurası leke oldu. Oo, domatesin suyu damladı. Bu çantayı kaldıralım. Bomboş bir gardırop. Ah, ah nihayet. Kışın tıklım tıklım oluyor çünkü. Kışlık kıyafetlerim hem fazla hem de kalın oldukları için çok yer kaplıyorlar. Hangi çantayı kullanalım? Bugün ne giyeceğiz ki? Bugün giyeceğimiz elbiseye bağlı. Şunu giyelim. Bu da terletiyor ya. Çok güzel bir elbise de beğeniyorum ben bunu. Şunu mı giyelim? Askılı giymek istemiyorum. Kollarım kapalı olsun istiyorum. Burada kısa elbiselerim var. Dün kısa giydik. Şunu 3 gün önce giydik. Bunu mu giysem? Bunu giymiyor. Bu da çok kilolu gösteriyor beni. Bol bir model. Ama bir numara. Bugün bunu giyeyim. Buna göre de bir çanta çıkaralım. Takamadık. Düşecek şimdi bak. Biliyorum düşeceksin. Ona uygun çanta şu olur ama onu da bayağıdır kullanmadık. Çok büyük bir şey ihtiyaç yok zaten. Burada ne varmış? Bak burada rujum varmış, ıslak mendilim varmış, bozuk paralarım varmış, eurom varmış. Bildikler zaman herhalde geçmez artık bir sene sonra 1 TL denirler. Gerçi marketler gene alır çünkü para üstü vermek zorundalar ya, öyle bir şartları var. Yani bir kuruş da olsa vermek zorunda. Gözlük çekmecemi bugün yerleştirdim. Taraklarım. Bu çanta böyle dursun. Lazım oluyor sürekli elimin altında. Tokalarım. İşte burada boş cüzdanlarımı kullanmadım ve taçlarım. Burası da komple gözlük. Şimdi bu sabah ne takalım? Şunlar üçlüydü ya. Siyah, koyu kahverengi ve açık kahverengi. Şu koyu kahverengi ona uyar. Onu takabiliriz. Şu kalsın. Bunu kaldıralım. Bu cüzdanı koyalım. Aa, bunu da buraya koyalım. Bak unuttum onu koyalım. Bunu da kaldıralım çantacıklarımızın içine. Daha bir sürü çanta eledim. Mahalledeki genç kızların kapısını oraya bıraktım. Şu birazcık dar olacak oraya da. Kaç günde bu çantayı kullanalım? Bursa'dan almıştım. Çok da güzel kaliteli çıktı. Uyguna da almıştım. Hatırlamıyorum ne kadardı fiyatı. 120 TL miydi? 150 TL miydi? Yani burada 150 TL'ye normal kumaş cüzdan bile yok. Bakın çok da sağlam çıktı. Zımbalı mumbalı yanları. Bana İnegöl hatırası. Bursa hatırası. Bursa'daydık. Büyük teyzeme gittiğimde Feride ile çarşıya çıktığımızda bu alışverişte almıştım. Çok da güzel. Uyumlu da olur bence bunun. Değil mi? Açık renk. Aynen. Turuncu sandaletlerimi de giyelim bugün. Terasa hiç çıkmadık biz sizinle bugün ama zaten ikinci vlogda çıkacağız. Çünkü çamaşır asacağız. Ben bu vlogu bir an önce bitireyim. Burada kayınvalidemin temiz tabakları var. Onları vereceğim. Evet. Derlendi, toparlandı. Pil şeyi veriyor, sinyali veriyor. Öpüyorum sizi. Saat 3'te temizliğimizin devamında görüşürüz.